Mavit Osmani ünitesi foret Lazuri Otrebule. Lazuri Otrebule Muren, Lazuri Otrebule Laz mutfağı. Lazca'da mutfak kelimesi yoktur. Sonradan girmiş bir kelimedir. Çünkü bildiğimiz anlamda mutfağa ayrılmış ayrı bir oda, mekan eskiden yoktu Lazlarda. Bir barakamindi, ohomonduni vardır da hayati vardır. Hayati denilen alan, yani ilk işte eve, ev dediğimiz mekana ilk girişte karşımıza çıkan yer, oturulan, ateşin yakıldığı, glamurinin asıldığı ve otrebinin bulunduğu yer burası. İşte otrebi ya da otrebule Hopa tarafında gera deniliyor. İşte bundan yola çıkarak Lazuri Otrebule dedik. Çünkü otrebi Lazca'da, yani mekanın içinde, oturma mekanının içinde bulunan ateşin arka tarafına konulmuş olan o geniş, büyük taş, otrebi, yemek orada pişiriliyordu ve oradan servis ediliyordu. Bu yüzden ben Laz mutfağı ifadesinin karşılığı olarak Lazuri Otrebule'yi iyi buldum ve kullandım. Lazuri Otrebi ya da Otrebule olabilir. Lazuri Gera da olabilir. Hopa'da öyle kullanılıyor. Peki neler göreceğiz bu ünitede? Ar Otrebule şizitap. Yani yeme içme ile ilgili, mutfakla ilgili kelimeleri göreceksiniz. Göreceğiz, öğreneceğiz. 2. Kaydomatsonen hazime. Ya ya da. Kaydomatsonen hoşuma gidiyor. Hazimayen o da hoşuma gidiyor. Aynı kelime. Vitze arkabi hopa, yani Fındıklı ve Hopa'da kaydomatsonen, bazı Hopa'da kaydomatsonen deniliyor. Hazimayen Pazar Ardeşen'de hoşuma gidiyor anlamına geliyor. Örneğin lahana yemek hoşuma gidiyor. Lahana yemeyi seviyorum gibi bir anlamı var bunun. Bunu göreceğiz esas olarak. 3. Gamşkorineni ve gaomineni. Gamşkorineni ya da şkironsi, yani acıkıyor musun, acıktın mı? Mamşkorinen ya da mamşkorinu, acıktım demek. Maominen ya da maominu, susadım demek. Pazarda mambinu deniliyor bir bölgede. Tsari mambinu, tskai maominu. Farklı söylenişleri mutlaka vardır. Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Bundan sonra ne? 4 numara Vimhor ve Pşum. Yani Gay Vimhor, Cari Vimhor ya da Hopa'da Gay Pçkomup deniliyor. Yemek yiyorum. Yani yemekle ilgili bir ünitede yemek yiyorum demeyi bilmek lazım. Makvali Vimhor, Uşkuri Vimhor gibi. Tskai Pşum. Tskai Hopa'da tskai kullanılıyor. Daha doğrusu vitze arkabi ve Hopa'da tskai kullanılıyor. Pazar Ardeşen'de tsari, tsai şeklinde söyleniyor. Su, tsaipşum, tsaipşum, su içiyorum. İçme ve yeme üzerine kelimeleri göreceğiz orada, fiilleri. Mu oçko mu ginon. Ginon, ginon kelimesi Hopa'da kullanılan bir kelime. Fındıklı ve doğusunda kullanılıyor daha doğrusu. Mu oçko mu ginon. Mu oşkomu gorum. Ne yemek istiyorsun? Ginon istemek fiilidir. Tabii ki bu bahsettiğimiz bu fiiller, yani ginon, oçkomu, vimhor, imhors, oşup, şum, mamşkorinen, maominen ya da kaydomatsonen, hazimen, bütün bunların çekimini ayrıca bakabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlarla ilgili seslendirilmiş grafiklerimiz mevcut. Ve son olarak çikomi şvi. Çikomi ye, şaçkomi ye, yiyebildiğin kadar. Şvi iç anlamına geliyor. Emir kipi Lazca'da ikinci şahıs, yani si, ikinci şahısta böyle geçmiş zaman yapısıdır bunlar aslında. Çikomi şvi dohedi, moiseli, idi gibi, idi mohdi gibi. Hepsi i ile biter. ikinci şahıs. Geçmiş zaman emir kipi işlevi görüyor. Birkaç kelimede bunları göreceğiz. Lazca'da emir kipi nasıl diye ve ünitemizi bitirmiş olacağız. Şimdi teker teker burada yazdıklarımıza bakalım ve 13. üniteye devam edelim. Mavitosumani üniteşi Marani dersi, yani 13. ünitenin birinci dersi. 13. ünitene Lazuri Otrebule, yani Laz mutfağı. Bunu söylemiştik. Şimdi Laz mutfağı ile ilgili şeyler, kavramlar, terimler, kelimeler neler, onlara bakalım. Kategorize ettik tabi. GEP dedik. GEP ya da CAREP, yani yemekler. Lu Laz mutfağının en önemli yemeklerinden bir tanesidir. Yani lu dediğimiz lahana, lahanadan her şey olur. Çorbası olur, sarması olur. Lahanayı pişirirsiniz, ezersiniz, ezmesi olur. Ezmeden yerseniz başka bir şey olur. Olur, bütün bunların hepsi olur. Dolayısıyla lu önemli bir şey. Lu ya da luku Hopa'da. Kapçoni, kapçoni hamsili demektir. Kapçoni hamsili ekmek anlamına da gelir. Biliyorsunuz Laz mutfağının ikinci en önemli bileşeni, aslında belki birinci bile sayılabilir, hamsidir. Hamsinin her şey olur. Pişirirsiniz, salamurasını yaparsınız, tavalarsınız. Her türlü yemek yapılabilir hamsiden. Hamsi olmasa bizimkiler bayağı besinsiz kalırdı eskiden. Şimdi değil tabii. Üçüncüsü paponi dediğimiz Laz böreği, içinde papa, yani muhallebi olan anlamına geliyor. Sapanca'da kullanılıyor bu kelime. Paponi. Üçüncü en önemli şey olmamakla birlikte bence Türkiye'de en tanınmış Laz yemeği tatlısı diyelim. Laz tatlısı, Laz böreği. Bu börek midir değil midir? Bir tartışma var bu konuda. Kesinleşmedi henüz. Börek normalde tuzlu olur. Bizimkisi tatlı ama biz börek diyoruz. Zaten paponi ya da böreği diyoruz. Böyle bir şey var. Önemli bir besin kaynağı. Tatlı olur ama. Laz böreği. Laz böreği tuzlu olmaz. Ortasına muhallebi falan, bir de karabiber de dökerler. Onu anlatmış olduk ama Laz yemeklerinin ve Laz mutfağının en önemli üçüncü bileşeni fasulye, yani lobyadır. Biz burada tümünü yazmadık. Çünkü zor. Tümünü yazmak zor. Yer yok. Ama kitapta var, tümü var. Hepsi ayrı ayrı kategorilerde incelenmiş. Bakabilirsiniz. Lazuri Doviguram kitabın adı. Ne diyeceğiz? Lobya, yani lu, lobya, kapça. Bunların karışımı, birleşimi ve ayrışımından bir yemek türetilebiliyor. Gelelim, yani ana yemeklerin dışında tabii ki şey eklemek lazım. Bu GEP, hayvansal besinler, yani puji şey dediğimiz işte mja, mjalva, kvali vesaire, onlar da çok önemli bir yere sahip elbette. Diğer bileşen de o. Meyveler. Meyveler dediğimiz zaman bizim orada en çok ne yetişir? Mtshuli, armut, mbuli, kiraz. Kiraz da yetişir. Çok yağmur yağarsa kötü oluyor ama yetişir. Uşkuri, elma, o da vardır. Daha başka bir yin var. Yani nedzin, txiri vesaire. İşte belli başlı meyvelerimiz. Sebzelerimiz lilvepe, lu, hem burada var hem burada var. Burada lutahaneri, lukvaneri, lududeri falan gibi, bu yemek kısmında. Lu sadece lunun kendisi, lahananın kendisi bu. Düz lahana, yani bahçede ekilmiş haliyle. Lu, luku, lu. Buleki, buleki turp. Buleki, buleci. Şuka, şuka çok önemli bir şeydir. Sebze midir, meyve midir, her neyse kategorisi. Nosi şuka varenki, nosi şuka varonçi, megitaha kaybana diye bir kalıplaşmış sözümüz de vardır. Akıl salatalık değil ki yarısını kırıp sana vereyim. Bu şuka ile özdeş bir şeydir. Şuka önemli bir yiyecek. Şuka. Bizim şukalar da farklı olur. Cinsleri farklı çünkü. Peki oşumo nepe içecekler. Laz mutfağı içecek yönünden oldukça zengindir demek isterdim ama ne yazık ki çok öyle değil. Tskai ya da tsari, su, malum. Mija, mija ilginç bir adı var. Mija benim memleketimde mija ayran anlamına geliyor. Diğer taraflarda süt anlamına geliyor. İsim garip bir isim, yani karışabilen bir isim bu. Ardeşen'de yani mija dediğimiz zaman ne anlarız? Hem süt hem ayran anlaşılabilir. Ama tani dediğimiz zaman Ardeşen'de doğrudan ayran anlaşılır. Bazı yerlerde ayran için ayrani deniliyor. Ayraniye yani mija, tani denilebilir. Kahve international, uluslararası bir içecek olarak bizde de var. Ama Türk kahvesi çok bilinmez. Benim çocukluğumda bizim köyde yoktu, hala yok. Ama Nescafe türü şeyler biliniyor. Çay. Çay içilmeyen yer yok. Türkiye'de de öyle zaten. Bizimkiler, herkes çay içer. Peki angepe, kapkaçak. Eskiden böyle yani Laz toplumu esas olarak köylerde yaşayan bir toplumdur. Köylü toplumudur yani. Dolayısıyla yemek kültürü, yemek alışkanlıkları, sofra kültürü vesaire konusunda böyle uluslararası bir üne sahip değil. Köyde ne yetişiyorsa, denizden ne çıkıyorsa, yayladan ne geliyorsa bunu yiyen insanlar sonuç itibariyle. Dolayısıyla kullanılan kapkacak da o kadar kapsamlı bir şey yok. Ama ne var? Hami, bıçak, guzi, kaşık, iki temel enstrüman, çatali, sonradan gelmiş çatal ve tabahi, sonradan gelmiş tabak. Muhtemelen bunların önünde daha başka şeyler vardı. Mesela hica olabilir. İşte çanak yani. Çanaklarda yeniliyor olabilir. Ama genelde şimdi baktığımız zaman kabaca bunları değil tabii. Kitapta olan başka şeyler var ve onun dışında olan şeyler de var. Bunları görüyoruz şimdi. Tek tek bir takım fiiller üzerinden diğer konulardan devam edelim. Mavitosumani üniteşi majurani dersis voret. Laz mutfağı. İkinci dersin konusu hoşlanmak, bir şey yapmaktan hoşlanmak Lazca'da. Bir şey yemekten hoşlanmak, bir şey içmekten hoşlanmak, hoşunuza gitmek. Kapça oçkomu gay domatzonem. Bu ifade orta, Lazca'nın orta bölgelerinde kullanılan bir ifadedir. Fındıklı, Arhavi gibi, Vitsedo, Arkabis, İhmaren. Pazar Ardeşen tarafında kapça oşkomu hazi mayen. Kapça oşkomu hazi mayen şeklinde kullanılıyor. Hopa'da kapça oçkomu gaymazonen şeklinde söyleniyor. Farklılıkları fiil çekimlerinde görebilirsiniz orada. Şimdi birincisi gaydomazonen, gaydogazonen, gaydazonen ya da dvazonen, hazimayen yapısıyla birlikte hoşlanmak, keyif almakla birlikte. Bir de buradaki ifadeleri görmek gerekiyor. Burada fiil isimler görüyorsunuz. Mesela oçkomu yemek. Yemek yani. İsim hali. Yemek yemenin isim hali. Mastar hali ya da. Pazar Ardeşen tarafında oşkomu oluyor. Bu farklılık, temel bir farklılık olduğu için gösteriyoruz. İnsanların çok bildiği bir şey. Bu fiil isim halleri, bunları görüyorsunuz. Mesela vimhor yiyorum ama oşkomu, oşkomu yemek. Aynı şekilde tskai oşu, tsari oşu, su içmek. Pşum İçiyorum ama oşu içmek gibi. Tskai oşu gay domatzonen, tskai oşu hazimen, pardon, tsari oşu hazimen, tskai oşu gay domatzonen. Lazuri o sinap, Lazca konuşmak. Lazuri visinapam, Lazca konuşuyorum ama Lazuri o sinapu Lazca konuşmak demektir. Şimdi yine itiraz gelecek. Lazca'da konuşma fiili üzerine. Lazca'da konuşma fiili hemen hemen her kasabada değişiyor. Atina Vihapar, Çamlıhemşin tarafı Vilakirdam, Ardeşen, Fındıklı kısmı Visinapam, Arhavi, Bipamitam konuşuyorum. Hopa, Bğarğalap, Çıhara tarafı Bğarğal, Sapanca Lazları, Sapanca'daki Lazlar, Blafup gibi böyle farklı şey yapabiliyor. Farklı söylenişleri var konuşma fiilinin. Dolayısıyla bunu bir değinmiş olduk. Geçiyoruz. Mesela dohunu oturmak. Pher oturuyorum. Dophedur şu anda oturuyorum. Pher oturmuş haldeyim. Ama onun fiil isim hali dohunu. Onciru vincir biliyorsunuz. Önceki derslerde yapmıştık. Vincir uyuyorum ama onciru uyumak fiil isim hali. Dolayısıyla bu gaydomatsonen ya da hazimen yapısıyla birlikte fiil isimleri kullanmak gerekiyor. Mesela çay oşu gaydomatsonen, gay oşkomu, cari oşkomu, hazimayen gaydomatsonen, skay oşu gaydomatsonen, lazuri osinapu gaydomatsonen, hazimayen gibi onciru gaydomatsonen, hazimayen. Bir soru soralım ve bunu bitirelim isterseniz. Kitabınızda gene ayrıntılı bilgi var. Si çay oşu, çay oşu, çay içmek. Sin çay oşu gay dogatsoneni. Ya da si çay oşu hazigaeni. Ya da sin çay oşu gay gatsoneni. Cevabını siz verin. Bu arada biz diğer derse geçelim. Mavitosumani üniteşi masumani dersi. Lazca'da acıkmak ve susamak fiili. İki tane temel fiilimiz var. Acıkmak. Gamşkorineni. Acıktın mı? Mamşkorinen. Acıktık. Acıktım. Susamak. Gaomineni, susadın mı, susuyor musun? Su için yani. Ya da gambineni, yani susadın mı anlamına geliyor. Şimdi bu fiillerin çekimini ayrıca inceleyebilirsiniz. Videolarımızın arasında onlar da var. Nasıl çekiliyor? Kabaca ben söyleyeyim. İşte gamşkorineni soru hali, mamşkorinen, gamşkorinen, amşkorinen. Ve çoğullar mamşkorinenan, gamşkorinenan ve amşkorinen şeklinde çekiliyor. Gaomineni, maminen, gaominen, aominen şeklinde ve çoğulları biliyorsunuz. Ya da mambinen, gambinen, ambinen şeklinde gidiyor. Son derece düzenli çekimi olan bir fiildir. İkisi de öyledir. Peki ne deriz? Soru gamşkorineni, cevap ma, gai, ma, cari. Mamşkorinen. Ya da bazen gayı hiç kullanmayız yemek. Direkt mamşkorinen. Yani acıktım deriz. 2. Gaomineni. Susadın mı? Ma tskai maominen. Bazen bunu kullanmayız. Tskai değil. Yani tskai tsari kullanmayız. Ma maominen. Ben susadım. Ya da ma mambinen. Tsari mambinen. Susadım, susuyorum anlamına geliyor. Peki ben size sorayım. Si gamşkorineni, si gaomineni. Siz bunlara cevap verirken biz diğer üniteye geçelim, pardon, diğer konuya geçelim, diğer derse geçelim. Mavitosumani üniteşi, maothani dersişi, marani geç kapam. Şimdi 13. ünitenin 4.1 yani 4. dersinin 1. konusu diyelim. Lazuri Otrebule, gevim ho, yemek yiyorum. Yeme fiili Lazca'da aslında oçkomu, az önce gördük. Oçkomu fiil hali, oşkomu ya da oçkomu fiil isim hali. Vimhor, Pazar Ardeşen Fındıklı Arhavi'de vimhor kullanılıyor. Hopa'da var mı? Belki Arhavi'ye yakın bölgelerinde vardır. Hopa'da pçkomup şeklinde kullanılıyor. Vimhor, pçkomup gibi. Gai, batı tarafında cari deniliyor. Cari vimhor, gai vimhor, gai pçkomup gibi. Fiil çekimi nasıl yapılır? Yapabilmemiz gerekiyor artık. Bayağı fiil kullandık. V ile başlıyor. Vimhor, imhor, imhors, vimhort, imhort, imhoran gibi oluyor. İlgili fiili, fiillerle ilgili videoda bulabilirsiniz. Peki hemen sorumuzu soralım. Gay vimhor, kapça vimhor, lazuti vimhor, makvali vimhor, mamum içkim, paponi vimhor, 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 vimhor. Soru. Si muimhor. Yani sen ne yiyorsun? Si muimhor. Ma. Mallu vimhor. İkinci soru. Si kapça imhori. Sen hamsi mi yiyorsun? Hep hamsiden gidiyoruz çünkü hamsi önemli bir şey. Hamsi tek başına bir şey yani. Çok önemli bir besin maddesi bizim için. Si kapça imhori. Ho var. Evet, hayır. Ho ma kapça vimhor. Ho ma lu vimhor. Ho ma lobya vimhor. Ho ma papone vimhor. Bureği vimhor. Vimhor da vimhor. Olumsuz olursa var. Var, hayır. Var ma kapça var vimhor. Ben hamsi yemiyorum. Kapça vimhor, kapça var vimhor. Lu vimhor, lu var vimhor. Peki. Si muimhor. Si lu imhori, kapça imhori, vana, bureği, paponi imhori. Si muimhor. Buna cevap verirken 4-2 Skayip şum. Diğer konuya geçiyoruz. Ma vitosumane uniteşi maotkhani dersişi majurane konumuş. Tıkayıpşum. Su içiyorum. Lazca'da su içmek. Oşu içmek fiili. Tıkay su demek. Batı tarafında tsari şeklinde kullanılır. Tıkay, tsari, tsai. Çocuğuna Lazca öğrettiğini söyleyen Lazların İlk öğrettiği şeylerden bir tanesidir. Tıkayıpşum, tıkayımamiri gibi. Genellikle çocuklar da orada kalır. Daha fazla ilerlemez. Yani dil öğretimi konusunda çok iyi olduğumu söylenemez genel olarak. O yüzden bunu açıkladım. Peki tıkayıpşum, su içiyorum. Bu fiilin çekimi nasıl? Oşu. Mesela tıkay oşu, kay domatsonen. Tıkay oşu, Kaymatsonen, tsari oşu hazimayen. Hani oşu fiil isim haliydi. Pşum çekimli hali. Pşum, şum, şums, pşumt, şumt, şuman diye çekilir Lazca fiil böyle. Soru simuşum. Ne içiyorsun? Simuşum. Yapı şimdiki zamanda. Birinci soru simuşum, muşum. Simuşum, tskai, tsari. Mja, kahve. Si mjaşumi. Si mjaşumi. Ho, olumlu cevap. Ho, ma mjapşum. Ma mjapşum. Var. Ma mja varpşum. Ma mja varpşum. Kahvepşum. Mja varpşum. Kahvepşum. Soru. Simuşum. Simjaşumi, kaveşumi, vana çayşumi, simuşum. Horcaskanik muşums, bereskanik muşums, manevaskanik, akadaşiskanik muşums, simuşum. Edo, bir sonraki derse geçiyoruz. Mavitosumane üniteşi mahutane dersi. Yani 13. ünitenin 5. dersi. Laz mutfağı. Ünitemizin adı. Konumuz istemek fiili. Ne yemek istiyorsun? Mu oçkomu ginon. Batı tarafında. Ardeşenido Atina'da. Pazarda. Mu oçkomu gorum. Gorum. Mu oçkomu gorum. Ya da muya oçkomu gorum. Muya oşu gorum. Ama Vitze, Arkabido, Hopes, Fındıklı, Arhavi ve Hopa'da muoçkomu ginon diye soruluyor. Ne yemek istiyorsun? Cevap maluoçkomu minon. diğer tarafta, batıda Maluoşkomu Bugorum denir, böyle denir. Şimdi ginon fiili, daha doğrusu minon, ginon, unon diye çekiliyor bu fiil. Unon fiili, adını unon fiili koyalım biz buna. Unon fiili, istemek fiili, unon fiilinin çekimine bakabilirsiniz daha geniş. Ama çekimi nasıldır burada? Yazdık. Minon, ginon, unon. Çoğullar minonan, ginonan, unonan. Çok kolay kesinlikle. Zaten Lazca bu yüzden kolay, çabuk öğrenilebilir bir dil. Devam ediyoruz. Soru. Mu oşu ginon. Ne içmek istiyoruz? Mu osinapu ginon. Hangi konuda? Ne konuşmak istiyorsun? Mu ohenu ginon. Ne yapmak istiyorsun? So olva ginon. Nereye gitmek istiyorsun? Dikkat edin burada. Oçkomu, oşu, osinapu, ohenu, olva. Bunlar hepsi fiil isim. Yani fiilden yapılan isimler. Mastar halleri yani Türkçe'de. Ne diyebiliriz bu konuda başka? İstemek fiili böyle. Bunu söyleyebiliriz. Sorular sordum. Bu sorulara siz cevap verebilir misiniz? Hemen bu izlediğiniz platform neyse, hangi sosyal medyada izliyorsanız altına yazabilirsiniz. Soru şu. Mu oçkomu ginon. Mu oşu ginon. Mu osinapu ginon. Mu ohenu ginon. So olva ginon. Cevaplarını siz verin ve devam edelim ünitemize. Masumani üniteşi maaşani dersi. Lazuri Otrebule, Laz mutfağı, Laz yemekleri, Laz mutfak kültürü. Konumuz bu. 6. dersin konusu Lazca'da emir kipi. Lazca'da emir nasıl veriyoruz? Görüyorsunuz burada emir kipinde çekilmiş fiilleri görüyorsunuz. Çikomi, şkomi, çikomi, şkomi, ye, şvi, iç, isinapi, konuş, dohedi, otur, moiseli, eiseli, moiseli, kalk, inciri, uyu. Farkındasınız tabii, görüyorsunuz. Hepsinin sonu i ile bitiyor. Peki, nasıl yapılıyor Lazca'da emir kipi? Hemen onu kısaca açıklayalım. Lazca'da geçmiş zamanın ikinci şahıs çekimi, yani mesela çikomi, çikomi, çikomu, çikomi, çikomi, çikomu, i, u diye gidiyor geçmiş zamanda. İkinci şahıs çekimi, yani sen ye anlamına gelen kısım, sen ye anlamına gelen kısım aynı zamanda emir kipi oluyor Lazca'da. Çikomi, şvi, isinapi, dohedi, moiseli, inciri. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için geçmiş zamanla ilgili olan dersimize bakabilirsiniz. Daha faydalı olacaktır, daha kolay anlaşılacaktır. Evet, Lazca'da yemek kültürünü anlattığımız, Laz yemeklerini anlattığımız, yemekler üzerinden daha doğrusu bir şeyi anlattığımız dersimizin sonuna geldik. Sorular var, soruları görelim, üniteyi bitirelim artık. Mavitosumani üniteşi gitxalap esfoet. Üniteşkuni içoden. Ma degik gitxat gitxalap eşkuni tıkva cuhabi momçit. Evet, 13. ünitenin sorularındayız. Laz mutfağı sorular. Sorulara siz cevap vereceksiniz. Ar, yani bir, gamşkorineni. Jur, iki, gaomineni, gambineni, tsay, tskai gambineni. Sum, tskai oşu, tsari oşu, kai dogazoneni. Otho, mu oçkomu kai dogazonen. Hut, mu oşu kai dogazonen. Hazigayen. Kai dogazonen eşittir hazigayen. Kai domatzonen eşittir Hazimen. Son soru. Mu oşu ginon, mu oçko mu ginon. Ders işkuni dişodu. Hela kabadom skonobatı ortit, panda heleri gohtit, guriş helat.